Spartan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üçüncü gelişiniz. Evet vallahi. Artık açıldı valla. Artık olduk olacak. Neredeyse. Peki o zaman şöyle bir kısa bir sohbetimiz olacak sizle birlikte. Daha önceden programdan doğru tanıyanlar var elbet. Geçmişinizi konuştuk. Ben şimdiki zamana bakacağım. Evet. Sabah programınız vardı Çalar Saat programıyla. Orada da söylemiştiniz benim programa geldi. Hedefim ana haber. Şimdi ana haberde başladınız ama saatiniz 21.30. Evet. Neden 21.30? Peki, evet. Oturtabildiniz mi? Tabii bu soruyu hep soruyorlar. Onun kararını vermek bana düşmedi yani. O Fox yönetiminin vermiş olduğu bir karardı. Öyle bir karar verdiler. Bana teklif ettiler. Ben bu saati bilerek kabul ettim. Önce kabul etmedim ama daha sonra kabul ettim. Yani neticede şöyle düşündüm. Yani kaybedecek neyim var ki? En azından zaten bir hedef. O hedefe ulaşmak için evet. Peki dizilerde aynı zamanda olmasa dizilerde tabii yani, bir avantaj mı ya da dezavantaj? Dezavantaj tabii ki yani. Öyle bir şey ki onların reklama gittiği anları sen kolluyorsun. Gaza basıyorsun veya efendime söyleyeyim daha farklı stratejiler geliştiriyorsun. Ya yani kendi şeyimizi yapıyoruz gene, akışımızı uyguluyoruz ama yani neticede adamlar dev prodüksiyonlar yapıyorlar. Yani bunların içerisinde işte bildiğimiz o diziler var. Ya bunlar bölüm başı çok büyük maliyetleri var. Adam o saate o diziyi koyuyorsa oradan gelir elde etmek için, o kanalı döndürebilmek için o saate o dizileri koyuyor, o paraları harcıyor. Biz o saate kendi dizimizi koymuyoruz. Onların içerisine yarışsın diye ana haberi veriyoruz. Yani maliyetsiz olan bir şey. Yani şimdi onlar görmüyorlar mı? Veya biz mi bir şeyi fazlasıyla görüyoruz? Hayır, onlar görüyorlar. Ha, bizim yönetimimiz böyle bir şeye karar verdi. Prime Time süresini biraz daha ileriye çekmeyi düşündü. İşte saat 9.30'da insanların haber alabileceğini böyle düşündü diye tahmin ediyorum ve o saate karar verdi. Şey de var. Şöyle bakarsak sizin haberciliğinizde haberi sadece düz haber olarak sunmak değil, ona yorum katmak. Evet. Şu anda farkında mısınız bilmiyorum ama siz örnek olarak hareket eden birkaç tane kanal da var. Vardır herhalde. Yani haber artık sanırım habercilikte ana haber sunmak sadece haberi sunmak değil, ayrıca yorum katmak da oldu. Tabii. Sanırım. Yani burada bir şeylere öne yok olmak değil. Yani benim yapmak istediğim hiç öyle bir şeyle yola çıkmadım ben. Ben kendim ne istiyorum ona karar verdim. Ve evet kendim haber sunayım. Haber sunarken de böyle düşüncelerimin tarafı olayım. Bir iki düşüncemi paylaşayım, aktarayım, yorum yapayım vesaire gibi. Yani tarafsız haber, özgür yorum. Reha Muhtar da bir köşe yazısında sizden bahsetmiş. Evet okudum, yani, okudum. Fox TV'nin iktidarın uygulamanın en muhalif sesi ve yüzü olarak sizi söylemiş. Ne yani? Bir de uyarı yapmış. Çalar Saat programları YouTube'dan çok fazla uyarı almışsınız. İnşallah böyle onu demokratik anlayış gösterir de. Evet. Uyarı yapmadım. Onu nereden bulmuş bilmiyorum ama bize gelen hiçbir uyarı yok. Yoktu değil mi? Yok. Orada ondan bahsetmiş. Benim de özellikle dikkatimi çeken o oldu. Yok. Biz Çalar Saat'te ne uyarı aldık 3 sene boyunca ne de ceza yedik. Neden Reha? Bana gelmedi. Ya, bilemem Reha abi neden yazmıştı. Ben ona yazdım. Geri de cevap döndüm daha sonra da. Yani yanlış biliyorsunuz bazı şeyleri abi dedim. Mesela onlardan bir tanesi de Rütük'ün işte yok uyarı yok ikaz. Ne uyarı geldi ne ikaz geldi. Bir başka önemli nokta da ben iktidara filan muhalif değilim. Ben haksızlığa muhalifim açıkçası. Yani bugün bu iktidar varsa en de sonunda gidecektir. Bu iktidarın yaptığı güzel şeyler var. Güzel şeyleri zamanı geldiğinde alkışlayan insanım. Zamanı geldiğinde eleştiren insanım. Ya bunun yerine bir başka parti gelir. O iyi şeyler yapar, onu alkışlarız. Kötü şeyler yapar, onu eleştirir. Ben düşüncelerimin tarafıyım, ben o kadar. Ben katılıyorum. Çünkü ben programları izlediğiniz de varım. Muharrem İnce'yle yapmış olduğunuz program. Yani. Orada mesela Muharrem İnce gerçekten terlettiniz. Neden ter? Ben gazeteciyim yani. Evet. Benim işim soru sormaktır. Yani merak ettiğim, ya ben ot bir insan değilim. Benim de tabii ki siyasi görüşlerim var. Benim de bir yaşam, yaşama bakış, yaşamı kucaklayış, yaşam içerisinde var olmaya yönelik adımlarım var. Ya bu adımlar da yani kendi standartlarımı belirliyor veya ne bileyim o standartlar içerisinde yaşıyorum. Dünyaya belli bir pencereden bakıyorum. Ama bunlar çok ön yargılı, çok işte muhafazakar bakış açıları değil. Çok liberal bakış açıları. Peki o zaman neden böyle göz önünde hep eleştiren bir Fatih Portakal? Ya ama yani zaten medyada, gazeteciliğin medyada temelinde... Medyada fazla eleştiren mi yok hükümetin? Yani bu beni ilgilendirmez. İster eleştirsinler, ister eleştirmesinler. Çok da onun da yani. Ya ben kendime bakıyorum. Yani ben gazetecilik nedir? Ben eleştirel gazetecilik yapmak istiyorum.
Gazeteciliğin temeli budur zaten. Eleştirmek, muhalif olmak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ben eleştirel gazeteciliği ülkemde yapmak istiyorum. Bu sadece siyasi partilere göre değil. Bu işte geçenlerde de devlet nişanından Atatürk'ün resminin evet. çıkartılması. Ya ben çok gereksiz bir şey olarak gördüm bunu. Yani TC ifadesi ve Atatürk'ün çıkartılması. Yani Türkiye'nin ya başka uygulayacak başka sorunu mu kalmadı da bununla ben ilgileniyoruz? Ben şunu da söyleyeyim. Başörtüsü konusu vardı. Uzun yıllar. Bence süper sürekli, bir karar oldu. Sürekli önde tutulan, üstte tutulan bir şeydi. Bu kadar büyük bir sorun muydu? Yok aslında değildi ama siyasiler... Bunu hep siyaset malzemesi yaparlardı başörtüsünü. Evet, ve evet işte o yıllar yılı o başörtüsü üstünden siyaset güdülürdü. Siyaset bravo prim yapılırdı. Şimdi o bitti tabii. Oradan nemalanma kalmayacak artık. Anlatabiliyor muyum? Yani 11 yıllık AK Parti iktidarının bunu zaten 11 yıl içerisinde çözememesi bile çok büyük. Evet. Şu kadar. Ben bunu televizyonda da yaptım evet. şu hareketi ya. Bu kadar basit. Neticede adı üstünde muhafazakar. Milli görüşten gelen bir iktidardan bahsediyoruz. Yani onun için başörtüsü veya adı türban neyse bunu çözememesi hadi sol bir iktidar olur neyse anlarsın. Esasında solun çözmesi gerekir özgürlükler kavramında veya bağlamında baktığımızda. Yani şimdi o bitti bakalım ben çok merak ediyorum. Geçen gün yayında söyledim. Onun çok fazla büyütüleceğini ben tahmin etmiyorum ya. Ya o günlük bir siyaset malzemesiydi. Gündemi değiştirmek. Gündem içindi belki de. Yani orada başbakan belki şey de kastetmiş olabilir. Yani Denizli'deki o rapora istinaden bir Denizli özelinde de konuşmuş olabilir. Ben onu çok dallanıp budaklanacağını tahmin etmiyorum. Ama önümüzdeki günlerde yine Atatürk üstünden özellikle bir siyaset malzemesinin olacağını düşünenlerden. Şu an zaten çok fazla var. Üzerine girip atılmaya çalışıyor. Vallahi anlamadım ki ben yani. Millet uzaya gidiyor, Mars'ı keşfediyor. Biz hala da işte yok başörtüsü, yok Atatürk, yok şudur, evet. yok budur. Ya çok enteresan bir ülkeyiz biz. O zaman şunu hemen sorayım. 2012 yılında TRT'de bir programa davet ediliyorsunuz. He. Onun bir sonu var. Sonradan yasaklar istesinler. Valla yok dedi genel müdür ama yok dedi genel müdür öyle bir şey de. Ama ben en azından bana ne söyleneni iyi biliyorum. Şu anda ben o listede miyim değil miyim bilmiyorum. Çok da umurumda değil açıkçası. Yani o kanala çıkmışım, bu kanala çıkmamışım veya TRT çağırmış, TRT çağırmış. Ben kendime bakıyorum açıkçası. Yani ben televizyon müptelası veya televizyon hastası bir adam. Aman her kanala çıkayım ama öyle bir adam değilim ki evet. ben. Ben yani içimden geldiğince yani nereye gitmek istiyorum? Ben Bartın'ım. Evet Bartın'da sevdiğim insan var. O zaman geleyim oraya gideyim. Hiç önemli değil. İşte geleyim Bartın TV'de konuşayım. Benim için daha önemli. Onun için yani ben insana bakıyorum. En güzel. O kadar mevkiye değil. Türkiye'nin trendleri yani bu böyle bir program eksiği vardı. Neden vardı? Çünkü işte rahmetli Mehmet Ali abi vefat etti. O 32. gün işte yani en azından şu an için çok konuşulan bir şey değil. İşte Ali Kırca o siyaset meydanını bitirdi. Savaş abi Allah rahmet eylesin o A takım bitti. Yok ya öyle bir şey yok. Yani böyle bir prime time kanallarına baktığında böyle bir boşluk var. Biz de yani en azından böyle bir şey. Şimdi haftanın 4 günü bir ana haber yapıyorum. Cuma günleri ana haber yapmıyorum. Bizimki de enteresan bir şey zaten. Ona cuma günleri de saat 1'de böyle bir program yapıyoruz. Bakalım onu biraz daha erkene çekebilirsek. Peki, buradaki amacınız şu mu? Ali Kırca, Savaş. Bir klasik yaratmak. Yani ben oradaki boşluğu doldurayım. Oradaki boşluktan öte yani kafamdaki bir başka hayali gerçekleştirebilmek bu çok çok önemli. Böyle bir program yapma ihtiyacım vardı çünkü istiyordum en azından. Neden? Çünkü o program benim kendimi anlatmam açısından daha da önemliydi. Bir de keyif alıyorum öyle ikili programlarda. Ana haberden daha fazla keyif alıyorum. Üçüncüsü de yani öyle bir boşluk doldurma. Ardından da tabii bunu bir eğer bu ne kadar kalıcı oluruz bilemiyorum ama işte televizyon sektöründe orada bir klasik oluşturabilme. Tabii bunlar zamana bırakılacak şeyler. Uzun zaman gerekiyor bu programın oturabilmesi için. Kanal buna fırsat verdi. Bakalım yani en azından göreceğiz. Bu seneyi bir geçirelim. Vallahi yeni hedef yani ana haber. Emek ya bırakıp gitmek bir an önce aslında da. Onu da düşünüyorsun. Ya hemen vallahi yani ama şimdi tabii nereye bırakacaksın? Bırakıp gitmek diyorsun da ama yani en azından bir 5-6 sene yapıp ardından yani çok fazla yıpratmadan kendimi
açıkçası emekli olup bırakmayı da düşünürüm yani. Ben hiç öyle şey olmadığım için ihtiraslı, aman daha da yüksek, daha da yüksek, en yüksek, işte yok göğü deleyim, tepelere çıkayım falan, yok öyle bir hevesim. Yani gittiği yere kadar gider. Ben emeğimi harcarım, emeğimi karşılığında da alırım ama bakarsın o bir nokta geldiğinde ya o beni bırakır ya ben onu bırakırım. Peki son olarak o zaman bu konudan bahsedeyim. 3 defa Bartın'a geldiniz. Bartın'la ilgili düşüncelerinizi alayım öyle bitireyim. Ya Bartın çok güzel bir yer de ama gelişmeyen bir yer ya. Yani açıkça tespiti yapmak gerekirse yani her gelişimde hep aynı Bartın. Aynı aynı yani değişmiyor. Ya şu televizyonu bile ayakta tutabilmek yani çok önemli bir şey yani. Tutuluyor mu tutulmuyor mu o da tartışılacak bir şey. Yani koskoca Bartın'ın Bartın Spor'a bile sahip çıkamıyor. Yani bir tane bir adam var o sahip çıkmaya çalışıyor işte. Yani düşünsene ne belediye başkanı ne valisi ne zengini ne işte milletvekili. Yani en azından Bartın diye bir il var onu biliyoruz. Evet. Ama Bartın denilen bu ilin de işte Bartınlar tarafından sahip olunması gerekiyor. Tabii bu anlayış meselesi, görüş meselesi, menfaat beklememe meselesi, gönülden yapma meselesi. Yani 3 sene önce de Bartın aynıydı. Evet. Ha, şu dere bile aynı yani abi. Irmak bile evet, Irmak bile aynı. İnşallah diyelim kabuğumuzu kırarız. İnşallah yani ama yani işte insanların elini taşın altına koyması evet. Gerekiyor. Koyulursa ancak Bartın'ın kabuğu kırıldı yoksa sitten sene beklersin kabuğu kırılsın diye. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.